I should begin with expressing my gratitude. Öncelikle Hrant Dink Vakfı'na teşekkürlerimi sunmakla söze başlayayım. Destekçilerine, çalışanlarına ve Sayın Özçelik'e bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ederim. Organizasyon komitesi adına böylesi güzel bir toplantıyı organize ettikleri için çok teşekkür etmek isterim. Yakından ve uzaktan gelenleriniz oldu. Sunumları dinlemeyi dört gözle bekliyorum ve tartışmaları da heyecanla bekliyorum. Vasburagan'dan söz edeceğiz. Vasburagan en azından 10 yıl yakından ilgili olduğum bir alandır. O bölgede soykırım öncesi yaşananları inceliyordum ve arşiv çalışması yapmıştım. Dolayısıyla araştırmam ilerledikçe tezim için yaptığım bu çalışma sosyopolitik açıdan çok önemli bir konu olduğunu gösterdi bana. İşte tarihin yeniden yazımını, Ermeni soykırımını, Osmanlı'nın sınırlarını, sınır bölgelerini, topluluklar arasındaki ilişkileri ve bir topluluğun, bir cemaatin ne anlama geldiği gibi konularını hep beraberinde getirdi. Bu bölge üstelik farklı oluşumları da her zaman için bünyesinde bir araya getirdi. Dolayısıyla Vasburagan çalışmalarım bugüne değin uzandı. Bu anlamda bu bölgeyi çalışmak geleneksel çerçeveyi nasıl zorluyor, bizi nasıl yeni boyutlara sevk ediyor, onlara değinmek istiyorum. I have to think through with you. I have to confess that my first visit to Yerevan, Erivan'a ilk gidişim benim için gerçekten ufuk açıcıydı. O meşhur Konya'dan taksi duraklarına kadar, seyahat acentalarına, yayın evlerine, futbol takımlarına kadar Vasburagan adını her yerde gördüm. İşte ilk kez Van'ın hatırasının aslında şehrin üstünde bir hayalet gibi dolaştığını gördüm o zaman. Elbette Van isyanları başka bir yanda incelenmesi gereken bir konuydu. Ve Ermeni milliyetçilerinin tahayyülünde öte yandan Van'ın her zaman için çok önemli bir geçmişi ola gelmiştir. Çünkü Ermeni hanedanlığına ev sahipliği yapmıştır. Ve orada üretilmiş edebiyat da çok önemlidir. Şehrin çok güzel dokusu, çevresindeki anıtlar Ermeni sanatının ve mimarisinin güzelliklerini taşır. Aynı zamanda Ermenilerin kahramanlığını ve direnişini de gösterir. İşte bu nedenle Van'ın önemi asla görmezden gelinemez. Şimdi başlığıma döneyim. Vasburagan başlığını, adını kullanmamın sebebi belirli bir amaç gidiyor. Çünkü aristokrat elitlere ulaşıyor. İsa'dan önce 9. yüzyıllara kadar ulaşıyor. Ve daha büyük Ermenistan'ın önemli bir parçasını içeriyor. Metsaykın. Burada tahayyül edilen bir Ermeni milliyetçiliği coğrafyasına ya da altın bir çağa işaret etmiyorum aslında. Bunu kullanmakta ısrarcı davranmamın sebebi sosyal uzamsal bir alan açması. Tek bir vilayet bunu aslında tek başına yapamamız. Ama Vasburagan sözcüğü bizim analitik görüşümüz sınırları aşmak durumunda olduğunu gösteriyor. Hem emperyal açıdan hem de başka açılardan. Vasburagan Hizan'dan Hoya kadar ulaşıyordu. Hamidiye'den Nahçıvan'a kadar uzanan bir coğrafyayı işaret ediyor. Dolayısıyla sosyokültürel ve entelektüel bir birikime işaret ediyor. Üç imparatorluğu, Rus, Pers ve Osmanlı İmparatorluğu'nu.
bir araya getiriyor. Ne Kasr-ı Şirin anlaşması ne de başka anlaşmalar bu sınır aşan ozmozu engelleyemedi. Devletler sınır çizmek konusunda ısrarcı davrandıklarında bile insanlar aşiret hareketleri yoluyla, devrim hareketleri yoluyla, kaçakçılık yoluyla ve ticaret yoluyla bir arada kalmayı başardılar ve sınırı daha zigzaklı bir halde yaşamaya devam ettiler. Bu da bugüne kadar böyle devam etti. Her ne kadar devlet bunu bu durumdan çıkarmaya çalışsa da. 33 kuruşun örneğinde de bunu gördük. İşte Vasfurgan'a birkaç örnek verecek olursak, 1880'lerde Rafi gibi Ermeni entelektüeller Kafkaslardan kalkıp buraya geldiler ve burada yeni bir bilinç düzeyi yaratıldı. Sınırın her iki tarafına, Tebi Ergir zamanında, yani ana vatana gidiş zamanında, bunların hepsi entelektüellerin çoğu Kafkaslardan kalkıp bölgeye geldiler. Daşnak Komitesi Aram ve İşran'ı örneğin beraberinde getirdi. Terzibaşıyan'ın, Kapamacıyan'ın ve Tütüncüyan'ın Kuzey İran'a ve Kuzey Kafkaslar'da yaptıkları iş dünyası da aynı şekilde önemli bazlar oluşturdu. Ticaretin yapıldığı merkezler oluşturuldu ve önemli gazeteler çıkarıldı. Dolayısıyla Van'ın önemi yalnızca Ermenilerle de aslında kısıtlı değildi. Mesela Simko veya Haydaranların Kürt Hüseyin Paşa'sı Kürtler içinde bu bölgenin önemli olduğunu gösteriyor ve Vasfurgan ağının bir parçası oluyor. Aynı şekilde devlet aktörleri içinde bu bölge birbirine bağlı bir rekabet ortamı yarattı ve hatta savaş çırtkanlığına da ev sahipliği yaptı, özellikle de 1900'lerden sonra. Dolayısıyla Van Vasfurgan bu tarz mezhepçilik ve farklı yöntemlerin uygulandığı milliyetçiliğe alet oldu. İran, Rus, Osmanlı misyonerleri bu anlamda farklı diller kullanarak ve farklı boyutlu analizler yaparak çalışmalarını devam ettirdiler. Ve Van'da bizim araştırma tasarımlarımız da bu şekilde önemli olmaya devam ediyor. Bu uyanış dönemi, Dizartong döneminde 19. yüzyıl boyunca da Van'ın Ermeniler açısından çok önemli bir merkez olduğunu gösteriyor. Ekonomik, siyasi ve toplumsal hayat yüzyılın ikinci kısmında özellikle yükseldi ve pek çok atölye açıldı. Özellikle tekstil dokuma atölyeleri, deri işleme fabrikaları kuruldu. Aynı dönemde küresel aktörler de bölgeye geldiler. Misyonerler ve yabancı konsolosluklar bunlar arasındaydı. Kız ve erkek çocukları için yeni okullar açıldı. Valakavang'da ilk gazete kuruldu. İlk tiyatro açıldı. Dolayısıyla Van'da yeni bir elit grup oluşmuş oldu. Batılı bir dil konuşan, batılı zevklere sahip olan ve Avrupa'da, Amerika'da ve Rusya'da siyasi ve kültürel tartışmaları yürütebilen bir elitti bu. Ermeniler için önemli olmakla birlikte Van aynı zamanda Ermeniliğin daha modern bir kimliğe yeniden evrildiği, yeniden tanımlandığı bir yerdi. Eğer Konstantiniye ve diğer bölgeler farklı izler taşıyor idiyse Osmanlı İmparatorluğu için, özellikle Rusya ve Avrupa içinde aslında, Van'da Osmanlı vilayetleri içerisinde özellikle önem taşıyan bir yerdi. Van yalnızca yeni fikirleri ve tahayyülleri alan bir yer değildi. Aynı zamanda farklı Ermeni kültürel, ekonomik ve siyasi oluşumlara ilham veren bir yerdi. Vasfurgan da Hirmiyan Hayri'nin çalışmaları da buradaki topluluğu çok önemli bir yere getirmiştir. Özellikle
Ermenilerin kadim hikayelerini alıp Osmanlı'ya götürmüştür. Mıgırdiç Portekalya'nın özellikle ulusal özgürleşme için eğitimde modernleşme hareketi önemlidir. Karakim Svartsyan'ı buna eklemek, bu listeye eklemek mantıklı olacaktır. Kendisi bir papaz da olsa yerel dilde anlatıları, öyküleri bir araya getirmiştir ve destan oluşturmuştur. Dolayısıyla işte bütün bunlar o geleneksel olmayan yollarla Ermenilerin nasıl ulus oluşturduklarına ışık tutmaktadır. Berlin Antlaşması öncesinde Osmanlı bünyesinde yaşayan Ermeni toplulukları anlamamızı sağlamaktadır. Zartong veya uyanış yalnızca Avrupa'dan, Konstantiniyye'den veya Tiflis'ten alınıp oraya konulan, olduğu gibi sevk edilen fikirlerden ibaret değildi. Bunlar bir yerelleştirmeden de geçiyordu. Ve Ermeni milliyetçilerinin gizli örgütleri de vardı. Mutyun ve Upurtutyun ve Sevhaç gibi 18. yüzyılda bunlar önemliydi. Siyasi arenada da aslında en önemlisi ilk Ermeni siyasi partisinin, Armenekan Partisi'nin 885'te açılması ile önemli olmuştur. Özellikle Portekalya'nın radikal fikirleri, ulusal özgürleşme açısından radikal fikirleri ile kurulan bu parti, diğer başka iki partiyi de, Taşnak Sütyunu ve Sosyal Demokrat Partisi'ni de beraberinde getirdi. Silahlı bir mücadele yürütenler oldu ama hiçbir zaman radikal olarak sosyalist bir programla da hareket etmediler. Armenekan'ın bir bölgede aktif olması, iyi örgütlenmiş ve silahlı bir liberal milliyetçi grup oluşturmasını beraberinde getirdi. Bunlar 1896'daki Hamidiye katliamlarında en önemli direniş noktalarından biri olmuştur. Ve 1915'teki katliamda da çok önemli bir direnişe sahne olmuştur. Burada harap edilen şeylerin boyutu, yapılan değişiklikler, yaşananlar ve Ermeniliğin ne olduğunu hep derinden etkilemiştir. İşte bütün bunlar soykırım tartışmalarını da yakından ilgilendirmektedir. Dolayısıyla bu bölgenin çalışılması özellikle bu açıdan önemlidir. Şimdi anayasal döneme dönmek isterim. 1918-1914 yılları arasında ve bir şehrin, bir vilayetin nasıl da hegemonyaya baş kaldırdığını anlatmak isterim. Özellikle de Ermeni soykırımı literatürüne nasıl katkıda bulunduğunu anlatmak isterim. Burada bir takım engeller bizim bir arada yaşamamızı nasıl olumsuz etkilemiştir ve nasıl soykırımla sonuçlanmıştır, bunlara yer vermek istiyorum. Temmuz 1908 Osmanlı Ermenileri için çifte bir devrim oldu aslında. Birincisi Abdülhamit'e karşı bir sesini yükseltmeydi ve Horan Ormanyan bunu göstermektedir. Osmanlı Ermenileri açısından kendisinin ülkeden çıkarılması siyasi gücün erkin el değiştirdiğini göstermektedir. Ve burada yaşanan devrim siyasi sembolleri bize göstermektedir. Babali'den tutun Yıldız Sarayı'na kadar, kışlalara, Kumkapı'ya, Kumkapı'dan Pera'ya kadar Ermeni işletmeleri ve gazeteleri hep kapatılmıştır. Taşnak Sütyun aktif bir şekilde ve agresif bir şekilde İttihat ve Terakki ile konumunu gözden geçirmek zorunda kalmıştır. Çünkü Osmanlı Devleti önünde bir defa siyasi isyanını güçlendirmek istemiştir. Ancak Taşnak Sütyun ve İttihat Terakki ittifakı çok da kuvvetli bir ittifak olamamıştır.
ve devrim karşıtı isyanlarla şekillenmiştir. Ama daha da önemlisi, kurumsal algıdır aslında. Van bölgesi bu anlamda bu kurumsal güç oyunlarına sahne olması bakımından da önemlidir. Özellikle 1904 yılından sonra Taşnak Sütyun bir yeraltı örgütlenmesi olarak önem kazanmıştır. Ama onun dışında Aram Manukyan gibi bir takım önde gelen temsilciler tutuklanmıştır. Ve bir takım ihanetlerin sonucunda tutuklananlar da olmuştur. Devrimden sonra uzun süreli mahkumiyetler yeni rejimin kahramanları olmalarını sağlamışlardır. Ondan sonra bu rejim değişikliğinden sonra Kafkaslardan yeni gelen pek çok kişi de onlara katılmıştır ve Van bölgesinde yepyeni bir çağ başlamıştır. Aşra'dan Kidun'a evrilmiştir daha sonra. 1912 yılında yapılan binayı kastediyorum. Ve devrimin 3. yıl dönümünde Aşradang gazetesi haftada 2 kez olmak üzere yayımlanmaya başlamıştır. Anayasa döneminde, meşrutiyet döneminde parti İttihat ve Terakki ile yakın çalışmalar sergilemiştir. Aramışyan ve Varamyan aktif bir şekilde idare meclislerinde, il idare meclislerinde görev almıştır. Ve bu sayede de Ermeni cemaati ve kurumları üzerindeki etkisini parti arttırmıştır. Kiliselere kadar ulaşmıştır. Parti hatta resmi bir esneklikten de yararlanmıştır ve zaman zaman silahlı faaliyetlerine de destek vermiştir. Silah kaçakçılığı ve bazen silahların Ermenilere satılmasına bir takım engeller getirilmiştir ve yerel merciler başka bir takım kısıtlamalar da getirmiştir. Aynı zamanda Taşnak Partisi bir dokunulmazlıktan da istifade etmiştir. Van'da parti şiddete başvurmaya veya şiddetle tehdit etmeye devam etmiştir ve otoriteler genelde aslında öbür tarafa bakmıştır. Yani Ermenilere saldırıldığında hep Ermeniler suçlanmıştır ve bu tetikçilerin aslında peşinden gidilmemiştir. Taşnak destekçilerinin Müslümanlara karşı yaptıkları da çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Eğitim ve dini boyutlarda Ermeni muhalefetine karşı yapılanlar protestolarla karşılanmıştır. Taşnak mensubu olmayan Ermeni gruplar tarafından. Ve Ermeni komitesi aslında Ermeni birliğinin bir temsili değil. O cemaatin gayet siyasi olarak bölünmüş bir cemaat olduğunu görüyoruz. Eğer bu aradaki işbirliğini, Van'daki taraflar arasındaki işbirliğini takip edersek, Taşnak partilerinin İttihat ve Terakki Cemiyeti ile olan ittifakını 1912 yılında sona verdiğini görüyoruz. Buradaki aktif işbirliği devam etti. Örneğin 1914 yılındaki seçimlerde İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Taşnaklar birlikte seçime girdiler ve Ebrugatyan, Van'daki Ermeni görevlisi Savcı Asaf Bey ile birlikte Taşnak toplumunun desteğini almayı başardı. Van'da özellikle Tahsin Bey, Vali Tahsin Bey'in dönemi içerisinde İşhan, valinin yemeklerine en çok davet edilen kişilerden biriydi ve birlikte içki içiyorlar, yemek yiyorlardı. Taşnak şefleri de kendi yemeklerini organize ediyorlardı. Valileri, askeri kumandanları ve diğer yetkilileri davet ediyorlardı. 1914 yılında Vali Tahsin Bey bu şekilde Van'daki ileri gelen kişileri bir pikniğe davet etmişti. Gün boyu bir piknik yapmışlardı Van Gölü'nün yanında. Aynı şekilde vali bir ateş etme yarışması başlatmıştı ve her yarışmacı bir el ateş ediyordu. Hedefe bu şekilde bir yarışma gerçekleştirdiler. İlk üçü
ilk 3 dereceyi elde eden birincisi Kazım Bey'di. Daha sonra Özalp soyadını almıştı ve Millet Meclisi'nde yer almıştı Savunma Bakanı olarak. Daha sonra bir İranlı Kürt dereceye girmişti ve İshan 3. olmuştu. Kendisi Taşnak Partisi'nin askeri faaliyetlerini yöneten kişiydi. İshan yarışmayı kazandı ve daha sonra bundan bir sene sonra İshan soykırımın en önemli mağdurlarından bir tanesi haline gelecekti. Kazım Özalp kendisi bir kumandan olarak bu katliamları Ermenilerin ve Süryanilerin hem Van'da hem de Kuzey İran'da katledilmesini sürecini yönetecekti. Biz bütün bunların ötesine baktığımız zaman farklı ideolojik ve milliyetçi sebepler görüyoruz. Aslında daha karmaşık motivasyonlar da var. Örneğin kurumsal çıkarlar, bazı aktörlerin kurumsal çıkarları rol oynadı. Bunun dışında failler ile Ermeni siyasi liderler arasındaki ilişki aslında bizi psikolojiyi alanına girmemize sebep oluyor. Ve bu durumun gerilmesinin ve soykırım kararının alınması sürecine götürüyor. Soykırımın öncesinde Van'da bu yaklaşan felaketi hissetmek mümkün değildi. Örneğin buradaki Ermeni gözlemciler de bu tür bilgiler sunmaktadır. 1914 yılının Haziran ayında şöyle söylenmişti. Bu sene siyasi açıdan olasılıklarla doluydu ve anayasanın uygulanmaya başlamasından bu yana herkes bu zorlu bölgenin barışa ulaşması için dua ediyor. Doktor Asher yine bir başka gözlemci şöyle diyor. Burada alıntı yapıyorum. Çok nimetlerle dolu bir yıl. Belki de tarihimizde geçirdiğimiz en iyi yıl. Bu Ermenilerin iyimserliği aslında daha da ileriye gidiyordu. 1914 yılının Şubat ayında bu yönde fikir belirtmişlerdi. Ancak bu gerilimin artması farklı senaryoları mümkün hale getirdi ve siyasi kurumu güçsüzleştirdi ve soykırımı kaçınılmaz bir hale getirdi. Ancak benim fikrim şu ki bu iyimserlik Osmanlı Ermenilerinin neden bu fırtınaya tamamıyla hazırlıksız yakalandığını göstermektedir. Bu felaket sonuçlarına baktığımız zaman aslında bu felaketin daha önce tahmin edilmemiş olduğunu görüyoruz. Taşnaklar da burada hükümetle işbirliği yaptılar. 1914 yılının Ağustos ayında Moringen Ermeni gençlerini Osmanlı ordusuna girmek yönünde teşvik ediyordu. Birçok parti üyeleri, taşnak üyeleri bu çağrıya destek oluyordu. Ve bu iki taraf arasındaki ilişkiler çok ani bir şekilde aslında kötü bir yöne döndü 1914 yılının Ağustos yılında. Şimdi 1915'e geçmek istiyorum. Şu noktanın altını çizmemiz gerekiyor. Ermeni soykırımının çok farklı coğrafi değişkenleri var. O alana bakarsak Van vilayetine 1915 yılının yaz aylarında nasıl olduğuna bakacak olursak çok kendine özgü özellikleri olduğunu görüyoruz. Taşnak ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ittifakına baktığımız zaman bu imparatorluk içerisinde toplumlar arasındaki bu işbirliğinin tamamen çöktüğü ilk yer olma özelliğini taşıyor. Nisan ayının 1915'inde bu vilayetteki siyasi parametreler gerilimin gittikçe arttığını gösteriyor ve Rusya'da ve Güney Kafkasya'da, Kuzey İran'da, İstanbul'da ve Van'da hissedildiğini gösteriyor. Aslında Van, Ermeni soykırımının merkeziydi. Her şeyin başladığı aslında Kuluçka merkezi olarak nitelendirebiliriz. Jön Türk yönetiminin bu soykırımı somut aşamalara döktüğü ilk yerdi. Nisan 1915'te sözde Ermeni ayaklanmasının da başladığını iddia ettikleri yerdi. Burada
bu faaliyetleri eşi benzeri görülmemiş bir şekilde başarılı oldu. Ve taşnaklar İşhan'ı öldürdükten ve Aşapyan isimli milletvekilini öldürdükten sonra eşi benzersiz görülmemiş bir soykırıma başladılar ve çok önemli derecede baskı ve zulüm uygulamaya başladılar. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti Ermeni vatandaşlarını kendi imparatorluk içerisindeki en önemli düşmanlar olarak tanımlamaya devam etti. Bölgesel bir Ermeni hükümeti yaratıldı. Rus bir kumandan tarafından Aran Marukyan, bir Rus vatandaşı, bir Ermeni vatandaşını Ermeni hükümetini kurmak üzere görevlendirdi. Bu hükümet sadece Ermenilerden oluşmuyordu, daha çok bir Pan-Ermeni örgüttü. Bunun da ötesinde çok önemli bir siyasi özelliğe sahipti. Mayıs ile Temmuz arasında 1915 yılında bir ironi ortaya çıkarıyorlardı. O zamanlar Osmanlı'daki Ermenistanlar tutuklanıyordu, tehcir ediliyorlardı, hayatlarını kaybediyorlardı ve katlediliyorlardı. Ermenistanlar bütün bunlar devam ederken Van'da kendi yönetimlerini ilan etmişlerdi ve ülkenin geri kalanındaki Ermenilerden koparılmışlardı. Neler olduğunu, Osmanlı Ermenilerinin katledildiğini bilmiyorlardı. Bunlardan habersizlerdi. Kendi siyasi kozmozlarının içerisinde yaşıyorlardı. Tarih yazımında Ermeniler, Kürtler ve Türkler tarihi yazarken Van'daki ayaklanma ile ilgili bir ortak noktası var. Bu da Van'daki valinin tamamıyla sessiz kalması. Ermeni mültecilerinin katledilmesi de bu olaylar içerisinde gerçekleşti. Ve bu soykırımın daha geniş bir alana yayılması anlamında yol açtı. 1915 yılında Mayıs ayında çok benzersiz bir dönem yaşandı. Ve bu toplumlar arasındaki çeşitlilik aslında bir şekilde patlak verdi. Burada çok kompleks bir görüntüyle karşı karşıyayız. Burada 74 günlük bir tecrübe yaşandı ve failler ve kurbanlar çok kompleks bir süreçten geçtiler. Ve bu şekilde tangential or marginal to simplistic yet canonical victim perpetrator frameworks. Ermeni yönetimi bu çerçevenin içerisinde yer aldı. Yani 1915'teki bu yapı bu toplum kurbanlarının arşivlerinde yer almaktadır. 1915'te Van'daki yapı çok ciddi bir, çok ani bir şekilde el değiştirdi. Osmanlı yönetiminden Rus yönetimine ve Ermeni milislerine geçti birkaç ay içerisinde. Bunun da ötesinde bütün gruplar bu durumdan muzdarip oldu. Bu döneme ilişkin istatistiksel veriler son derece tartışmaya açık veriler. Ancak burada Ermenilerin Van'daki Ermenilerin üçte birinin yok olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Süryaniler ve Yezidiler için de bu geçerli. Ermeni soykırımına baktığımız zaman şu noktayı altını çizmemiz gerekiyor. Sadece Ermeniler hedef alınmadı. Aynı zamanda Süryaniler ve Yezidiler de kurbanların arasındaydı. Burada Süryanilerin yaşadıkları ile ilgili çalışmaların arttığını görüyorum ve bundan memnuniyetle duyuyorum. Aynı şekilde Yezidilerin yaşadığı katliamın da ele alınması gerekiyor. Önümüzde önemli bir görev var. Titiz bir şekilde Ermeni olmayan kurbanları incelemeliyiz ve onların tecrübelerini Ermenilerin yaşadıklarıyla birlikte bir çerçeveye oturtmalıyız. Şimdi Van'ın tarihini özetleyebiliriz.
burada bir yaşam ve ölüm çatışmasını görüyoruz. Van'daki toplumun tamamen yok olması engellenmeye çalışıldı. Ermeniler can güvenliği, mülk güvenliği ve insan onurunu korumaya çalıştılar. Ve bu çatışmanın eksenleri Müslümanlara karşı Ermeniler olarak nitelendirilebilecek kadar basit değil aslında. Onlar tek bir kategori olarak sınıflandırılamaz. Taşnaklar, Ermeniler ve diğer taraflar arasında ciddi bir çıkar çatışması yaşandı. Hem orada yaşayan yerel Ermeniler hem de Kafkasya'dan gelenler arasında. Yeni yetkililerin seçilmesi ve yönetimin içerisindeki güç değişimleri durumu daha da karmaşık hale getirdi. Burada öne sürülen teorilerden bir tanesi, bazı burjuvaların devrimci bir vali istemesini de istediğini de görüyoruz. Burada önde gelen taşnak isimlerine baktığımız zaman bunların yönetimde yolsuzluk içerisinde yer aldığını görüyoruz ve yağmalar arasında yer aldığını görüyoruz. Bazı devlet binaları Osmanlıların çekilmesinden sonra yağmalanmıştı ve bu Ermenilerin durumunu daha da kötüleştirmişti. Aynı zamanda şunu da not düşmek isterim ki, Van'daki idarecilerin bu süreçte Van'da lider olan kişiler daha sonra katledildi. Bunlardan bazıları da Arakyan bunlardan bir tanesiydi. Temmuz ayında 1915 yılında bütün Ermenilerin Van'dan çekilmesi emredildi. Van'daki Ermeniler tekrar bir araya geldiler. Bu sefer onların Van'dan çekilmesini emreden Rus komandanına karşı bir araya geldiler. Ve mevcut Ermeni silahlı güçleri kendilerini ve vilayeti savunacak güçte olsalar da Rus kumandanı son derece kararlıydı ve ironik olarak bundan iki hafta sonra vali Cevdet Bey 50 atlı ile birlikte şehirden ayrıldı. Ve Ağustos ayının ortalarında Rus ordusu şehri ele geçirdi herhangi bir dirençle karşılaşmadan. Bu geri çekilmenin ardından Ermeniler Zaris Raşa'nın Çarlık Rusya'sının bir komplosundan mağdur oldular ve bu Van vilayetindeki Ermeni ve binlerce yıldır devam eden Ermeni varlığının sonu haline geldi. On binlerce Ermeni hayatını kaybetti zor koşullar nedeniyle ve Kürtlerin saldırılarına maruz kaldıkları için. Rusların verdiği bu karar bir Ermeni toplumunu yok etmeyi planlıyor muydu, niyet bu muydu, onu bilemiyoruz ama her şekilde bu örnek aslında Pandora'nın kutusunun kapağını açıyor sorumluluk açısından. Bu inkar politikası bizi failin kim olduğu konusunda bir çeşit hipnoz durumuna sürüklüyor. Biz bu inkar politikasına karşı koymaya devam etmeliyiz. Failler kimdi? Bu çok net ve açık bir soru. Ve ancak bu soru bizi daha önemli olan şu soruyu sormaktan alıkoymamalı. Sorumlu kimdi? Bu sorumda ben alternatif bir yorum sunmaya çalıştım. Van, Basprag'ın tarihiyle ilgili ki bu tarih içerisinde Ermeniler her zaman aktiftir, din adamları olarak, filozoflar olarak, burjuva elitleri olarak, politikalar olarak, kahraman direnişçiler olarak, siyasetçiler olarak, iddialı siyasetçiler olarak ya da zulme karşı savaşan insanlar olarak her zaman aktif bir rol oynadılar. Ben
soykırımın izlerinin silinmesine karşı olduğum için bu çalışmayı hazırlıyorum ve Van'da Vazpurağan'da Ermeni varlığının hissedilmesi gerektiğini düşünüyorum. Her zaman için Ermeniler Van'daki sosyal kültürel yapıya etki etmişlerdir. Evet, kurbanlardı ama kompleks yapıya sahip kurbanlardı. Özetlemek gerekirse Van'daki soykırım geriye sadece kaybedenleri bıraktı diyebiliriz. Ve tarihi bir şehir, kralların, tanrıların şehri, meyve bahçelerinin, su kaynaklarının şehri, binlerce yıl emek verilmiş şehir, bir birlikte var olmanın sembolü olmuş bir şehir, önemli bir 1648 yılında önemli bir depremi atlatmış bir şehir, birçok katliamı atlatmış bir şehir, maalesef bu soykırıma engel olamadı. Ve ölen kahramanlarda insanların akıllarında, zihinlerinde yaşamaya devam ediyor. Aşır Gorki'nin resimlerinde, Gorkan Mahare'nin yazılarında ve bugün bu konferans salonunda yaşamaya devam ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum.